Yılın ilk emlak bülteninden herkese merhaba. Son derece inişli çıkışlı, hızlı ve öfkeli geçen bir yıl daha geride bırakarak 2015'te yeni başlangıçlar için yol almaya başladık. İki seçimin yaşandığı, tüketici kanunun çıktığı, neredeyse 3 günde bir yeni projenin açıklandığı 2014'te neler yaşadık, emlak sektörü neler gördü geçirdi sizin için toplamak istedik. Ve karşımıza oldukça farklı bir tablo çıktı. İşte emlak dünyasının 2014 panoraması. 2014'ün başlangıcı oldukça sakindi çünkü 2013'ün son ayındaki siyasi çalkantılar ve 2014'ün Mart'ındaki yerel seçimler elbette inşaat dünyasını etkiledi. Ramazan ayına Ağustos'taki Cumhurbaşkanlığı seçimleri de eklenince sektör pek hareketlenemedi. Ama birikmiş talepler ve hedeflere ulaşma çabası Eylül'deki hızlı yükselişin birinci sebebi oldu. Yıl hedeflerini istenilen düzeyde kapatılamadığını söylersek yanlış bir cümle olmaz. Çünkü inşaatın patronları da 2015'in daha iyi geçeceğine inanmış durumdalar. Emlak dünyasındaki ivmeyi basın lansmanlarına bakarak takip edebilirsiniz. Çünkü basınla bir araya gelen ve yeni bir projeyi satışa açan her inşaat firması direkt olarak ülke ekonomisinin yükselmesine bir tuğla koyuyor demektir. Peki 2014 yılında kaç proje göreceğe çıktı? İzliyoruz. 2014 yılında toplam 54.817 yeni konut satışa çıkarken 100 yeni markalı konut projesinin lansmanı gerçekleştirildi. TÜİK verilerine göre 2013 yılında 1.157.190 konut satışı yapılırken 2014 yılının ilk 11 ayında bu rakam 1.030.714 konut olarak belirlendi. Emlak Konut GEO 2014 yılı içinde 17 ihale gerçekleştirdi. Bu ihalelerin bazılarında proje çalışmaları devam ederken bazılarının ikinci oturumu henüz yapılmadı. Emlak Konut GEO elinde bulundurduğu 17 arsayı 2014 yılı içerisinde ihaleye açtı. Zeytinburnu Kazlıçeşme arsasını Özak GEO, Delta Yeni Gün İnşaat Ortaklığı, Kayabaşı 4. etap arsasını Makro İnşaat ve Akyapı Ortaklığı, Hoşdere 3. etap arsasını Cihan İnşaat, Ankara Etimeskut arsasını Başyapı İnşaat Solar Yapı İş Ortaklığı, Bahçeli Evler Yeni Bosna arsasını Başyapı ve Doğa Şehircilik Ortaklığı, Kartal Yakacık arsasını ise Dağ Mühendislik kazandı. Emlak Konut'un Kocaeli Derince arsasının ihale süreci devam ederken Ankara Yeni Mahalle arsa ihalesi iptal edildi. Dev GEO'nun son ihale duyurusu ise Başakşehir Hoşdere'deki Hayat Parkı için oldu. Diğer ihalelerin süreçleri de devam ediyor. 2014'ün Mayıs'ında Fikirtepe'deki 3'te 2 çoğunluk kuralı ile kamulaştırma haberi ardından kentsel dönüşüm projeleri hız kazandı. Fikirtepe'nin inatçısı olarak nam salan hak sahibinin evi de böylelikle yıkılmış oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Fikirtepe'deki kentsel dönüşümü hızlandırmak için bir toplantı düzenleyerek hak sahipleriyle görüşmeler sonucunda 3'te 2 çoğunluğa ulaşan firmalar için sevindirici bir haber verdi. Buna göre 3'te 2 çoğunluğu sağlayan arsalar için 3'te 1'lik kısmına kamulaştırma uygulanabilecek. Bu haberden sonra kentsel dönüşüm hız kazandı ve Fikirtepe'de Evim Kadıköy, Concord İstanbul, Renovia İstanbul, Brooklyn Park, Business Office, Mina Towers, İstanbul 216 ve Yenitepe Kadıköy olmak üzere toplam 8 proje yeniden satışa çıktı. 2023'e kadar 1 milyon konut yapmayı hedefleyen TOKİ, 2014'te bu rakamı 640.754'e çıkardı. 2014 sonu itibariyle yapım ve proje işleri aşamalarında 67,2 milyar TL'lik 5.297 ihaleyi sonuçlandırdı. 91 ilde 3030 şantiyesi bulunan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı şimdiye kadar toplam 640.754 konut hayata geçirdi. İdare şimdiye kadar 520.000 konut teslim ederken 544.015 konut satışı gerçekleştirdi. TOKİ'nin inşa ettiği 541.471 birim sosyal konut niteliğini taşıyor. TOKİ yapım ve proje işleri aşamalarında 67,2 milyar TL'lik 5.297 ihaleyi sonuçlandırdı. Türkiye 2014'de aynı zamanda iş kazaları ilan edecek. 13 Mayıs 2014'te 301 madenciyi kaybettiğimiz Soma ve 10 işçinin öldüğü Torun Center asansör kazaları 2014'de damga vurdu. Soma'daki maden yangınında hayatını kaybeden 301 madenci ve Torun Center'daki asansör kazasında ölen 10 işçiden sonra iş güvenliği çok konuşuldu, çok tartışıldı. Soma'daki facianın ardından maden yasasında yenilikler oluşturulurken Torun Center'dan sonra mecliste Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 167 numaralı inşaatlarda güvenlik ve sağlık sözleşmesi kabul edildi. Meclis 28 Kasım 2014'te yeni tüketici kanunundaki düzenlemeleri tamamladı. İnşaat sektörünü yakından ilgilendiren tüm yönetmelikler ve düzenlemeler böylece hayatımıza girmiş oldu. Yeni tüketici kanunu 2014'ün Kasım ayında tamamlandı. Kanuna göre maketten konut satış sözleşmesi imzalayan tüketicilere de 14 gün zarfında cayma hakkı getirildi. Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren 36 ayı geçmeyecek. Tüketiciyi koruyan bu kanun kapsamında projede değişiklik yapılması durumunda değişikliğin tüketiciye bildirilmesi gibi pek çok düzenleme oluşturuldu. 2014'ün son ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuata aykırı iş yapan müteahhitleri meslekten men edeceğini duyurdu. Bu kapsamda yapılan hatalar can güvenliğini tehdit ediyorsa cezalar da ağırlaşacak.
yapı müteahhitlerinin etki belgesi numaralarının iptal edilmesiyle şantiye şefleri hakkında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre iş kazalarını önlemek için can ve mal güvenliğini tehlikeye atan müteahhitlerin belgeleri iptal edilecek. Anadolu Yakası'nın ilk ve tek Oto AVM'si Otoworld'ün sunduğu emlak bülteninin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.